vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde hikaba girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Diyanete Soralım programına hoş geldiniz, safa getirdiniz. Yaklaşık bir saat boyunca Diyanet Televizyonu ekranları aracılığıyla hanelerinizde misafir olacağız. Ve dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Sayın Nurettin Muhtar Acar hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonu'na ulaşabilirsiniz. Diyanete soralim @diyanet.gov.tr adresi üzerinden de mail yoluyla sorularınızı bize iletmeniz mümkün. Ve sosyal medya üzerinden soru sormak isterseniz Facebook ya da Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirsiniz. İsterseniz özel mesaj atmak suretiyle, isterseniz herkese açık bir şekilde yorum yazarak sorularınızı iletebilirsiniz. Ben de imkan nispetinde kıymetli hocama o soruları an be an aktarmaya çalışırım. Hayırlar feth olsun, şerler def olsun, ümmeti Muhammed sağlık, sıhhat, afiyet bulsun niyazıyla Nurettin hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, akabinde Erzurum'a gideceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Duacığım sağlığınıza. Cenab-ı Allah yokluğunuzu göstermesin. Yüksek müsaadelerinizle telefon bağlantısına geçelim efendim. Erzurum'a gideceğiz demiştik. Fikret Bey hattımızda. Alo. Burkan hocam kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Ve aleyküm selam Fikret Bey. Teşekkür ederiz. İyisiniz inşallah, afiyet. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin kardeşim. Amin cümlemize. Buyursunlar. Kardeşim benim sorum şöyle olacak. Biz biliyoruz ki Kur'an kaynaktır, sünnet ırmaktır. Biz biliyoruz ki Kur'an asıldır, sünnet usuldür. Şimdi geçenlerde cuma namazı yanında bir vatandaş oturmuş. Biz sünneti kıldık, arkadaş sünnet kılmadı. Çok garibime gitti, farzı kıldı, dışarı çıktı. Hı hı. Ben de dolayısıyla peşine çıktım arkadaşın. Arkadaşa sordum, kardeşim sünneti niye kılmadın? Biz sünnet kılmıyoruz dedi, o nafile namazdır, bize Kur'an yeter. Ben anladım tabi, nereye tabi olduğunu, neye tabi olduğunu anladım. Yalnız hocamdan özellikle hasreten rica ediyorum. Sünnet konusunda, sünnet namazlar konusunda özellikle insanlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, sünnetin hükmünün ne olduğu konusunda güzel bir izahatı olursa hem bizler hem de ümmeti Muhammed adına çok hayırlı bir iş yapmış olursunuz kanaatindeyim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Saygı, hürmet benden. Erzurum'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Evet. Yani sünnetle alakalı bir mesafe sanki toplumda böyle bazı kesimlerde var gibi. İnsan tabii bunları görünce de üzülüyor. Fikret Bey de başına gelen bir hadise üzerinden aslında sünnete olan bağlılığımızın ne derece olmasına dair bir soru sordu. Sizden bir izahat bekledi. Ne dersiniz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimize hayırlı akşamlar temenni ediyorum. Allah razı olsun. Bu konu aslında müstakil bir programda anlatılması gereken, beyefendinin de Allah kendisinden razı olsun dikkat çektiği üzere önemli bir konu. Hocam önemli konuyu nasıl izah edeceksiniz, önemini vurgulamak için ne söylersiniz diye aklınızdan geçer. Sünnet dinin hayata aktarılış biçimini bize öğretir, gösterir. Sünnet yok ise eğer, bakın bunu çok altını kalın kalın çizerek ifade etmek isterim. Sünnet yok ise eğer, Kur'an'daki hükümlerin icrası, uygulaması nasıl yerine getirileceği bölümü, bu aşaması tamamen çıkmaza yoktur. Girer. Bakın
Cenab-ı Hakk'a kul olduğumuzun bilinciyle emirlerini yerine getireceğiz ya. Bir insanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde de ifade buyurulduğu üzere insanın ilk hesaba çekileceği konu namazıdır. اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ Kulun ilk hesaba çekileceği namaz. Kur'an'da namazın nasıl kılınacağı yok değerli dostlar. Aziz kardeşlerim. Bakın zekatın nasıl verileceği اَقِيمُ الصَّلَاةُ اَتُ الزَّكَاةُ der buyurur Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Ama bunun nisabı ne kadardır? Hangi mallardan ne kadar zekat verilecek? Yani dinin aksiyona dönük, uygulamaya dönük, icraya yönelik yönü sünnet ile mümkün. Eğer bu olmaz ise belki çok hocam meseleyi bu kadar dramatize etmeyin diyecektir bazı kardeşlerimiz ama uygulaması olmayan din içten içe felsefecilerin de söylediği gibi aşkınla irtibat. Allah'ım seni seviyorum. Allah'ım ben Allah'ı seviyorum. Peki ödevin görevin yapman gereken şeyler? Yani onunla ilgili olarak Allah işte dua edin diyor. Ben de dua ediyorum. Sünnet bu denli önemli müstakil teşri kaynağıdır. Bakın sünnetin Kur'an yanındaki pozisyonu, rolü, fonksiyonu ile ilgili olarak Kur'an sünnet Kur'an'daki ahkamı açıklar. Mübeyyindir. Kur'an sünnet Kur'an'da olmayan hüküm koyar mı? Kur'an'da olmayan bir şey sünnetle sabit olur mu? Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'da olmayan sünnetiyle sabit olan hükümler var. Sünnetin genel çerçevesi itibariyle durumu bu iken bir de namazların öncesinde sonrasında kılınan sünnetlerle ilgili olarak genelde sünnete karşı bu mesafeli yaklaşımın bir yansıması olarak namazların öncesinde sonrasında kılınan sünnetlerle ilgili olarak da mezhepsel bir farklılıktan kaynaklanan kaza borcu olanların kazalarla meşgul olmaları lazım. Çalışması, geçimini temin etmesi ve istirahati dışında kalan zamanlarında bu insan kaza kılıyor. Onun için sünnet kılmayacak Şafii mezhebinde. Evet. Bunu da ayrı istisna tutuyorum. Namazın öncesinde sonrasında sünnetleri budadık. Hatta bazıları namaz iki rekattır, farzlar iki rekattır deyip farzları da kıyısından, köşesinden kırpıp kendimiz dine değil, dini kendimize uydurup kendi uydurduğumuz bir şeyi din gibi lanse etmeye başladık. Ve Cenab-ı Hak bunun için diyor ki, Estağfirullah, اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Kendi arzularını, kendi heveslerini, kendi hevasını ilah edinenleri gördün mü? Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Yani biraz belki hızlı konuştum. Bu konuda söyleyecek çok şey var. Peygambersiz bir dini ihdas etmeye çalışanların peygamberimizi devre dışı bırakıp böyle bir takım hareketler yaptığında öyle bir din yok. Namazı dahi kılamayacağı aslında apaçık ortada. Mümkün değil. Yeter ki anlasalar, keşke anlasalar yani. Bir telefonumuz daha var İstanbul'dan Bülent Bey hattımızda. Alo. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar Bülent Bey. Hayırlı akşamlar. Benim hocama sorum şu. Buyurun. Kurban keseceğim. Yani evet. Bağış, yani kurban keseceğim. Hisseye gireceğim. Ama oldu da hisseye giremedim. Hisseye giremedim ama bir vakıfa bağışta bulundum. Geriye kalan miktarı ne yapmam gerekiyor? Evime hani et gelmediği için veya da hani bir şey yapamadığı için diğer kalan miktarı bağış yapsam, yani ikinci bir bağış yapsam veya da eve et alsam olur mu? Peki Bülent Bey. Yani siz şöyle hani bir kurbana ortak olmak üzeresiniz ama son anda bir problem çıkarsa diye böyle bunun üzerine mi soruyorsunuz? Evet. Bunun üstüne ortak olamadım. Bir vakıfa bağışta bulundum. Üstüne miktar kaldı. Tamam anladım. Bunu ne yapmam gerekiyor? Peki Allah kabul etsin efendim. Bakalım hocam ne diyecek. Hayırlı akşamlar. Şimdi ben sorunun sonucunu değiştirir kanaatini taşıdığım için bunu özellikle sordum hocam. Bir vekalet yoluyla kurban organizasyonuna katılıyoruz. Güvendiğimiz bir vakıf dernek STK üzerinden yekten verdik ücretini. Yurt içinde veya yurt dışında kestirdik. Buraya kadar her şey normal. Diğer soru şu. Ya biz Ahmet, Mehmet, işte Ayşe Hanım
Hüseyin Bey, bir de ben 5 kişi kurban hissesine dahil olduk ama ben son anda vazgeçtim, çıktım. Bu ayrı. Bunun cevabı nasıl olur? O yüzden bu soruyu özellikle ikiye bölelim istedim. Anladım. Şimdi vekalet yoluyla kişi kurbanını kendisi kesebileceği gibi vekalet yoluyla da kestirebilir. Vekalet yoluyla kesimde dikkat edilmesi gereken asıl nokta, kesin olarak bu bedelle bir kurban alınıp ya da bir kurbanın hissesine dahil olup kurbanın kesilmesidir. Bedelinin parasının bağışlanmasıyla kurban olmaz. Kurbanın kesinlikle bu ibadetin, hep söylerim, Cenab-ı Hakk'a farklı usullerle kulluğumuzu sergileriz. Biz namazla, oruçla, zekatla, kurbanla. Bu da bir kulluk sergileme biçimidir ve bunun usulüne uygun yapılması ancak böyle mümkündür. Evet. Dolayısıyla bu kardeşimiz herhangi bir vakıf kanalıyla vekaletle kurbanını kestirebilir. Mevzunun bu bölümü bu kadar net. Ancak bir hayvana hissedar olup, büyükbaş hayvana hissedar olup, hisseler de belli olduktan sonra sosyal medyadan ve televizyonlardan gördüğümüz kadarıyla büyükbaş hisseleri 20 bin lira ve üstü rakamlar telaffuz ediliyor. Evet. Peki biz bir hayvanı kurban etmek üzere hissedar olduk, sonra bu hissemizden vazgeçip yurt dışına gönderelim. Orada hisseler daha ucuz. Kalan parayı ne yapalım? Bir de bu soru var, evet. Şimdi yapabilir mi? Evet, bir hisseye girecektik. Ortaklar da kendi aramızda anlaştık. Bir büyükbaş hayvanın hissedarı olarak büyükbaş hissesine girdik. Vazgeçtim ben, çıktım. Dedim ki bunu bu kadar paraya vermeye gerek yok. Yurt dışına göndereyim, bir miktar da geriye para kalacak. Yani bu kardeşimizin hissesine girip ödemeyi taahhüt ettiği bir kurbanından vazgeçiyor olması, o bedeli yine kurban olarak kesmesini tavsiye ederiz. Niye? Ben bir taahhüde girdim, hisse başı 20 bin lira ödeyerek kurban kesecektim. 11 bin liraya bunu yaptım, geriye 10 bin liram kaldı, 10 bin lira. Ama 20 liralık hisseye taahhüt ettim, girmiştim. Biz bedelini, geriye kalan miktarı fakir fukaraya tasadduk etmesini tavsiye ederiz. Peki bunu vermeyip ben kurbanımı kestirdim, kurbanım geçerli midir hocam? Hisseye, büyükbaş hissesine dahil olmak istiyordum, böyle düşünüyordum. Ancak daha sonra yurt dışına kurban hissesini göndereyim. Kalan parayla da eve et alırım. Yani evin et ihtiyacı için de bunu yapabilirim. Bunu da yapabilirsiniz. Kurbanınız bu usulle geçerli midir? Vekalet yoluyla yurt dışında da kestirebilirsiniz. Kurbanınız geçerlidir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Mustafa Bey sosyal medyadan bir soru sormuş. Bu yılda vekalet yoluyla kurbanımı bağışlamak istiyorum. Geçen yılda Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yurt dışına bu işlemi gerçekleştirmiştim diyor. Allah kabul etsin. Fakat aklıma takılan bir şey var. Bunu sormak istiyorum. Bunu hem Diyanet Vakfı üzerinden hem de bu işi yapan diğer vakıf, dernek ve STK'lar için sormuş olalım. Kurban kesilmeden önce benimle bir vekalet için iletişime geçen kimse olmadı. Sadece bayramın birinci günü veyahut da yoğunluğa göre belki ikinci günü kurbanınız kesildi, Allah kabul etsin diye bir bilgilendirme mesajı geliyor demiş Mustafa Bey. Sözlü vekalet vermek gerekmez miydi hocam? Yoksa bizim ilk etapta başvurduğumuz ve parayı yatırma işlemini yaptığımız işlem, durum tabiri caizse bir vekalet midir demiş. Vekalettir. Yani dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz bu işlem benim adıma yurt dışında şu kurbanı belirlenen meblağ ile, orada belirlenmiş zaten. Evet. Yurt içinde ve yurt dışında kurban hissesi, bir hisse bedeli şu kadar diye. Aynen dijital ortamdan alışveriş yapmak gibi, herhangi bir şeyi satın alacağınız zaman ilgili siteye giriyorsunuz. İlgili sitede siz satın almak istediğiniz ürünü
sepete mi ekledin deniyor. Öyle deniliyor, evet. Yani buraya eklediğinizde, tıkladığınızda ve ödemeyi yaptığınızda ne yapmış oluyorsunuz? Ben bunu sizin altında yazdığınız o rakam karşılığında, o bedel karşılığında şu ürünü alıyorum. Öbürü de size sepete eklediğiniz ve ödemesini tamamladığınız ürünü sattığını, sözlü olarak burada bir şey var mı? Hiç kimse ne sattım diyor ne aldım diyor. Burada da vekaletle kurbanla ilgili Diyanet Vakfımızın özelinde söyleyelim. Sitede siz bağış yapmak istediğiniz zaman, şimdi yeni mobil uygulama var. Orada biraz daha özel hale getirilmiş. Yani diğer bağışlar değil, kurban, adak ve benzerleri. Hı hı. Yurt içi ve yurt dışını seçtiğiniz zaman bedelini yatırdığınızda siz şunu söylüyorsunuz aynı zamanda. Ey Diyanet Vakfı, ben yurt dışında bir kurban kestirmek istiyorum. Onlar da orada bu linki aktif etmek suretiyle biz dahi sizin bu talebinize olumlu yanıt karşılık veriyoruz. Biz de sizin kurbanınızı sizin adınıza yurt dışında kesiyoruz. Bu vekalettir. Sözlü olarak ayrıca şahısları teker teker arayıp ben sizin kurbanınızı kestireceğim, bana vekalet veriyor musunuz diye ayrıca söylemeye gerek yoktur. Peki efendim, Allah kabul etsin. Mersin'den bir telefonumuz var. Ali Bey hattımızdaymış. Ali Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Benim sorum haç konusundaydı. Sizin sorunuz haç konusuyla alakalı. Evet. Buyurun. Biliyorsunuz Türkiye'de sıra bekleyerek, kura çekilerek haca gidebiliyoruz. Evet. Suudi Arabistan'daki insanlar, Mekke'de yaşayanlar bilhassa, her sene hacı olma imkanları var mı? Sorun buydu. Peki, soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Mersin'e selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Yani mübarek topraklarda yaşamak tabii bir şans gibi ama o topraklarda yaşayan herkes de hadi ben bu sene hacı ibadetimi yerine getireyim deyip Suudi Arabistan'ın farklı bir bölgesinden Mekke'ye dilediği gibi girebiliyor mu mesela? Giremiyor. Hatta Mekke'de yaşayanlar bile istedikleri zaman her sene ya da istedikleri sene hac yapamıyorlar. Yani burada şu bilgiyi verelim mi hocam hemen? Arafat'a çıkarken yapılan kontrollerden geçemiyorlar. Şimdi bu sene daha ağır, farklı bir uygulamaya geçildi. Bakın, hac Arafat'tır malumunuz. Ülkemizde sıraya giriyoruz, efendim işte kuraya giriyoruz, çıkarsa gidiyoruz falan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de men istata'a ileyhi sebila, oraya gidebilmeye imkan, yol bulan kişiye hac farz. Evet. Suudi Arabistan ülkelere kotalar koyuyor. Diyor ki sizin nüfusunuza oranla sizin göndereceğiniz hacı sayısı şu kadar. Kendi ülkesinden de hacca gideceklerle ilgili bir sınırlama var. Hatta bir şekilde ben Mekke'ye girdim. Harem bölgesindeyim. Kabe'de yatıp kalkıyorum. Orada ikramlar da oluyor. Hurma, zemzemle falan ihtiyacımı karşılıyorum. Zilhicce'nin 8'i Arafat'a hareket başladığı zaman bir şekilde Arafat'a da gidebilir miyim? Mümkün değil. Niye mümkün değil? Dijital kimlik uygulamasına geçildi. Dijital kimlik uygulaması dediğiniz nedir? Eğer şahıs resmi makamlardan onaylı dijital olarak Arafat'a çıkabilir olduğunu belgeleyen o dijital kartını edinmemiş ise Mekke'de, Kabe'de de yatıp kalksa hac yapamıyor. Çünkü Arafat'a çıkamayınca hac ibadeti olmuyor. Olmaz. Aynen öyle. Dolayısıyla Mekke'de yaşayanlar her sene yani gönül arzu ediyor gerçekten. Ben şimdi izleyicilerimizi de anlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın bu emrini, bu bir seyahat değil, bu bir gezi değil, turistik amaçlı bir şey değil, bu bir ibadet ve bunu yapmayı da arzu ediyorlar. Cenab-ı Hak inşallah insanımıza bu ibadeti sağlıklı, afiyetle yerine getirme imkanı, fırsatı lütfetsin diye dua ederiz. Eyvallah. Şanlıurfa'dan bir ablamız hocam, Hatice abla, size selamları var. Sosyal medyadan bu soruyu yazdırmış birine. Diyor ki, Kur'an okumayı bilmiyorum fakat Ramazan'da
Her gün 1000 ihlas demiş ama 1000 okuması mümkün değil. Her ayete 1000 bir ihlas okuyarak Kur'an'ı baştan sona okumuş olsa, ki öyle yapmış. Bu bir hatim sayılır mı demiş, ne dersiniz? Sevap olur mu demiş. Ya sevap olur mutlaka. Yani sonuçta İhlas Suresi de Kur'an-ı Kerim'den bir suredir. Sadece bunu biliyor olması, bunu okuyor olması boştur, fuzulidir diyemez kimse. Bir sureyi başından sonuna okuyor ama bu hatim olmaz. İsterse her bir sayfayı, her bir ayeti müstakil eliyle işte işaret ederek, sürerek falan bunu böyle yapıyorlarmış, ben de duydum. Kur'an okumayı bilmiyorum ama İhlası biliyorum. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Öbür ayette de böyle eliyle de sürüyormuş gibi yapıyor. Bu hatim değildir. Birçok defa İhlas suresini okumuştur. İhlas suresini okumuş olmaktan dolayı da ecri mükafatı var mıdır? Vardır ama bu hatim değildir. Ama sevap kazanmıştır diyorsun. Sevabı var, ecri mükafatı var kesinlikle. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Bir telefonumuz daha var. Sakine Hanım Van'dan telefon attığımızda. Alo. Selamun aleyküm Furkan Hocam. Ve aleyküm selam. Ben mesela, benim eşim bize para vermiyor, hayır yapalım, bize kızıyor. Ben mesela onun haberi olmadan, çocuklarım 18 yaşını geçmiş, bana para veriyorlar. Anne hayır yap kendine. Sadaka ver bizim için. Ben ona söylemesem olur mu, eşimin haberi olmasa? Peki, soralım. Sakin anne, hürmet ediyorum. Ellerinden öperim. Bana da selam olsun. Hayırlı akşamlar. Bakalım hocam ne diyecek. Şimdi parayı veren eşi olsaydı onun haberi olmadan kısmı belki beyefendi için sorun oluşturabilirdi ama parayı çocuklara veriyormuş. Anne al, hem kendin kullan hem de hayır hasenat yap diye. İlla eşine haber vermesi lazım mı? Yok, yani kişinin kendi mülkiyetinde, İslam hukukunda mülkiyet ayrılığı esastır biliyorsunuz. Herkes kendisi müstakil mülkiyete sahiptir. Kendisine çalışıp elde ettiği para olabileceği gibi bir başkasının hibe ettiği, çoluk çocuğunun verdiği harçlık ve benzerlerini biriktirerek, biriktirdiği bu paralardan kendi ihtiyaçları için kullanabileceği gibi hayır hasenat da yapabilir. Şimdi ben biraz duraksadım da aklıma geldi. Allah rahmet eylesin kayınvalidem. Mekan cennet olsun. Cümle geçmişlerimizin. Kenarda çalışan bir insan değildi. Biriktirdiği bir miktar parayı eşime verip, bunu bir hayra verirsiniz kızım dedi. Ve kısa süre sonra da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ve ben o meblağı Gazze'ye gönderdim. Allah rahmet eylesin. Bakın, hayır hasenat yapabilir mi? Ya yapabilirsiniz. Kişinin kendi mülkiyetinde olan, sahip olduğu bir paradan kendisi hayır hasenat yapar, kendi ihtiyaçları için kullanır. Allah kabul etsin. Aile içi huzurun bozulmasına sebep olur mu? Hayır. Eşinin cebinden ya da onun cüzdanından alıyor olmasını kastetmiyorum. Onları zaten eşi karşılamak mecburiyetinde. Evin geçimini, bakımını karşılamak mecburiyetinde. Onu da yapmıyormuş zaten. Ha, öyle bir şey yok. Sadece ben ya işte fakir fukara ihtiyaç sahibine, hayır hasenat yapılabilecek yerlere verebilecek öyle bir kenarda param olmuyor. Ama çocuklar bana veriyorlar. Ben bunu versem Allah kabul etsin. Olur diyorsunuz. Kesinlikle. Ferhat Bey'in selamları var. Almanya Köln'den bizi izlediklerini söylemişler. Selam olsun Almanya Köln'e, Almanya'da ya da Avrupa'nın neresinde olursa olsun bizi izleyen herkese. Sıla yolculuğu yaptığımız esnada tabii trafik ve uzun yol halleri değerlendirildiğinde namazları kılamadığımız zamanlar oluyor demiş. Seferimiz bittiğinde, ana vatana döndüğümüzde, ikamet ettiğimiz yere geldiğimizde bu namazları kılmak istesek, seferi olarak mı kılacağız yoksa mukim olarak mı, yani kısaltarak mı yoksa tam mı kılacağız? Bu konuyu hocama sorar mısınız demiş. Köln'deki dostlarımıza selam olsun. Oradaki camide benim de hatıralarım var. Ramazan irşat görevlisi olarak bulunmuştum. Bütün kardeşlerimize, yurt dışında yaşayan bütün kardeşlerimize selam olsun. Şimdi değerli dostlar, aziz izleyiciler, kaynaklarımızda namazların kazasıyla ilgili olarak şu ifade geçer. وَتُقْضَى كَمَا كَانَتْ سَفَرًا اَوْ حَضَرًا. Namaz kaza edilir. Nasıl kazaya kalmışsa. Seferde kazaya kalmışsa seferi olarak kaza edilir.
mukim iken kazaya kalmışsa mukim olarak kaza edilir. Bunu biraz açayım. Beyefendinin söylediği gibi yolda kazaya kaldı, kılamadığımız, yani devam etmeleri gereken belli güzergahlar var. Orada durmaları mümkün değil, onu biliyorum. Durursa şimdi insanlar şunu diyebilir. Ya bunlar kendi arabalarıyla gidiyorlar, hiç mi duracak şeyleri yok falan. Avrupa'da da olsa mübarek topraklar olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına içine girmeden bazen güvenlik tehditleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Bu sorunun aslında çıkış kaynağı bu. Değil mi hocam? Evet, evet. Dolayısıyla yolculuktayken, seferiyken kazaya kaldım. Memleketimize geldik. Bir ay buradayız. Yani mukimiz. Evet. Kazaya kalan namaz hangi karakterde kazaya kaldı? Seferde. İki rekat olarak kaza edilecek. Veya ben mukim iken kazaya kaldı namazım. Öyle bir yolculuktayım ki güvenlik endişem yok, durup kılabiliyorum. Hatta normal namazlarımı kılabiliyorum. Namazdan sonra da kaza kılacağım. Kılacağım kaza, mukim iken kazaya kalmış bir namaz ise seferdeyken bile kaza edersem onu dört olarak kaza edeceğim. Yani namaz nasıl farz olduğu üzerimize. Nasıl kişinin uhdesine borç olarak düşmüşse, seferde düşmüş ise seferde de hazarda da iki rekat kaza edecek. Mukim iken borç kalmış ise ister mukimken ister seferdeyken bunu kaza ederken mukim, yani dört rekat olarak kaza edecek. Peki efendim. Sadi Bey de bu konuyla alakalı böyle değişik bir soru sormuş. Şehirler arası yolculuk yaptığım esnada namaz kılmak için mescide gittim. Abdestimizi aldık, namazımızı kıldık. Sonra dediler ki otobüs kalkıyor, ben de alelacele çıktım. Sonradan fark ettim ki diyor hocam ben tam ters istikamete durmuşum kıbleyi. Bu durumda bu namazı iade etmem gerekir mi? Kaza mı etmeliydim veya iade mi etmeliydim? Bu konuda biraz kafam karışık, ne dersiniz? Şimdi kıbleyi tespit etmek için kendisinin bir araştırma yapması gerekiyordu. Anlaşıldığı kadarıyla dört köşe bir yer. Herhalde kıblenin tarafının yönünün belli olmadığı bir mekan. Böyle bir araştırma yapma imkanı da olmamış. Kendisi de araştırmamış, soracak kimse de yok. Öylesine namaza durmuş ve kıbleye değil ters istikamete durmuş. İstikbali kıble, yani kıbleye yönelmek farzlardan olduğu için bu farz yerine gelmediğinden namazı eğer vakti içerisinde olursa kılması iade etmesi gerekiyordu. Geçmiş, kaza etmesini biz tavsiye ederiz ve kaza etmesi gerekir. Peki Sadi Bey ya da Sadi Bey ile aynı durumda olan bizler. Mesela çıktık bir bağda bahçede namaz kılacağız. Düşündük ya işte güneş şurada, rüzgar buradan esiyor, kıble muhtemelen şurası falan, böyle bir hesaplama yaptık, namaza durduk. Bunun ilmihaldeki adını söylemiyorum, uygulamayı anlattık böyle. Sonra birisi bize anlatırken dediler ki ya öyle değil, bak kıble şu tarafaydı. Aynı Sadi Bey'de olduğu gibi tam ters istikam etmiş meğerse. Ama biz başta araştırdığımız için, bir varsayım üzerine bir kıble tayini yaptığımız için namazı tekrar kaza etmemize gerek var mıydı? Hayır. Yani bu detayı anlattırmak için muhtemelen soruyu sordunuz Furkan Aynen Hocam. Öyle. Allah razı olsun. Şimdi teknik ifadesiyle teherri. Yani kıblenin yönünü belirlemek için araştırma yapmak. Askerlik yapan arkadaşlarımız bilirler. Diğer kardeşlerimiz de akıllarında olsun, arazide, ormanda bir yerde kıble yönünü belirlemeye çalışırken doğuyu batıyı belirleyebiliyor isek yaklaşık olarak güney istikametini belirleyebiliriz. Nasıl belirleyeceğiz? Çoğunlukla ağaçların yosun tutan kısımları güneş görmeyen Tabii. taraftır. Dolayısıyla yaklaşık olarak güney istikameti, yani kıble istikameti şurası olmalı. Bir araştırma yapıyor. Kendisi kıblenin yönünü tespit etmiş. Soracak kimse yok. Hı hı. Varsa ona sormamız gerekiyor. Bakın bu önemli. Yok kimsemiz. Biz kendimiz yön tespit etmeye çalışıyoruz. Tespit ettiğimiz yöne namazı kıldık. Ama yanılmışız, tespitimiz isabetli olmamış, namazımız geçerlidir, iadesi gerekmez. Eyvallah, teşekkür ederiz. İhsan Bey hattımızda, Karaman'a gidiyoruz. İhsan Bey sizi biraz beklettik, farkındayım. Lütfen hakkınızı helal edin. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beklettik sizi diyorum, hakkınızı helal edin. Hayırlı akşamlar, helal olsun sevgili hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum muhterem hocaların. Teşekkür ederiz. Kurban hakkında bir soru sormak istiyorum. Buyurun.
Hocam, küçükbaş hayvanlardan, keçi cinsinden olanların bir yaşını doldurmuş olacağını biliyoruz. Hı hı. Fakat koyun cinsinden olanların 6 aylık kaydı var. Ve gösterişi annesi kadar olursa onun da kurban edileceği caizdir diye geçiyor kitaplarımızda. Ama bu 6 ay kaydı 6 ay başlangıcıyla mı 6 ayı bitirmiş olması mı gerekir? Eyvallah. Soralım İhsan Bey. Bakalım hocam ne diyecek? Dua bekleriz efendim sizden. Karaman'a da selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi bu günün dolma şartı hem büyük başta hem küçük başta, işte hem bir keçideki bir yaşta hem koyunda gösterişli 6 ayda. Başlangıç mı yoksa 6 ayı doldurmuş olmak mı hocam? Ne dersiniz? Ben tebrik ediyorum beyefendiyi. Soru güzel soru. Evet. Yani daha önce bilinen bir bilgi bu 6 ayını doldurmuş olması diye söylüyoruz da, ya 6 aya girmiş olsa ve özellikle şunu da belirtelim değerli izleyicilerimize, bu sadece koyunlara özel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle sabit bir durumdur. Yavru 6 ayını doldurmuş, 6 ayına girmiş değil, 6 ayını doldurmuş ve 7'den gün almış. Yetişkin olan annesi kadar gösterişli, gelişmiş, besili olursa 6 ayını doldurmuş olması. Keçilerde böyle bir şey var mı? O da küçükbaş hayvan hocam. Keçide de çok besili, 6 ayını doldurmuş olsa o olmaz. Orada bir yaş esastır. Koyuna özel bir hükümdür bu. Keçilerde bir yaş. Sığırlarda, büyükbaş hayvan cinslerinden sığırlarda 2 yaşını doldurmuş olmalı. Develerde 5 yaşını doldur, yani 5 yaşını bitirmiş, 2 yaşını bitirmiş sığır, 5 yaşını bitirmiş deve ancak kurban. 5 yaşından gün almış veya 2 yaşının içerisinde 2 kameri yılı bitirmiş, doldurmuş olması esastır sığır cinsinde kurban edilebilmesi için. Hocam doğumunu bilmiyoruz. Yani hayvan buzağı ne zaman dünyaya geldi bunu bilmiyoruz. Bunu ehli hayvanın alt çenesinde sadece dişleri vardır sığırların. Üst çenelerinde dişleri yoktur. Alt çenelerinde ve çenenin altında ön tarafta süt dişleri vardır. Bu süt dişler, ben de bunu sonradan öğrendim. Kapak dedikleri mi? Bu süt dişler 2 yaşını doldurduğu zaman bunlar düşer, yerine öbür dişleri çıkar ve buna halk arasında kapak atma diye derler, tabir ederler. Ve vatandaş bunu biliyor. Hatta hayvanın ağzını açıp, yani dişleri, süt dişleri gitmiş, kapak atmış diyorlar. Hocam 2 kameri yılını doldurdu ama süt dişleri ağzında. Bu soruyu Hakan Bey sormuş. Öyle mi? Diyor ki kurbanlık büyükbaş hayvanımız 2 yaşını doldurdu ve henüz süt dişleri düşmedi. Bu kurban, durumda kurban olur mu? Kurban olur. 2 kameri yılını doldurmuş ancak halkın anlayacağı ifadeyle kapak atmamış, yani süt dişleri düşmemiş olsa da 2 yaşını doldurmuş olan bu hayvan kurban edilir. 2 yaşını doldurmamış hocam. Ama kapak atmış. Kapak atması mümkün değil. Biyolojik olarak zaten bu hayvanın 2 kameri yılını doldurması lazım. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Estağfirullah Mülk suresinde buyuruyor ya, ele ya'lemu men halak. Ya yaratan bilmez mi? Cenab-ı Hak biliyor ve öyle yaratmış. Hasılı bu biyolojik devinim, bu süreç bütün canlılar için Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği süreç nasıl takdir ettiyse öyle gerçekleşiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu yaş sınırlamalarını, bu da Kur'an-ı Kerim'de yok. İlk soru soran kardeşimizin oraya bir atıfta bulunur. Sorduğu soruya da bir atıfta bulunur. Bu da sünnetle sabit. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle sabit. 2 kameri yıl. Hocam niye kameri diyorsunuz ısrarla? Kameri ile güneş takvimi arasında fark mı var? Evet, var onun için. Çünkü bazen
Gün hesabı itibariyle 365 gün. Ha, güneş takvimi 365 gün sürüyor ya üstadım. Ay takvimi de 354 gün sürüyor. 11 günlük bir fark. 11 günlük bir fark var. Dolayısıyla bazen öyle ucu ucuna şeyler oluyor. Hocam, normal güneş takvimi itibariyle baktığımızda tam 2 yaşını doldurmuş görünmüyor. Bir 20 gün kalmış. Ama kameri de 22'ye tekabül ediyor. Kameri takvimde 354 gün olduğu için bu durumda bu hayvanın kurban edilmesi caizdir deriz. Onun için değerli izleyicimizin sorduğu soruya tekrar vurgu yapalım. Koyunlarda yavrusunun annesi kadar gösterişli, besili, gelişmiş olması kaydıyla 6 aylık koyun, kuzu da kurban edilebilir. Keçiler 1 yaşını doldurmuş olmalı. Sığır cinsi 2 yaşını doldurmuş olmalıdır kurban edilebilmeleri için. Şuradan Emine Hanım sormuş bu soruyu hocam. Diyor ki annesi kadar gösterişli, besili fakat 6 ayını doldurmamış. 5 aylık olur mu? Olmaz. 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 Peki, o süreyi doldurmuş olması gerekiyor. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Ahmet Bey hattımızda. Ahmet Bey hoş geldiniz. Alo. Hocam hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Üniversite hocamına selamlar. Hocam bir annemin sorusu vardı da biz de cinayeti soralım dedik. Buyurun. Annem de yanında. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar teyzeciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Benim iki tane adam var. Evet. Gaziye versem cinayetin şeyine kabul olur mu? Tamam. Hemen soralım. Ellerinden öpüyorum. Duanı eksik etme, bizim için de dua et, memleketimiz için de dua et. Sağlık, afiyet diliyorum size. Şimdi teyzemizin iki adağı varmış hocam. Ben bu adaklarımı Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye göndersem, Filistin'e göndersem adak borçlarımı ödemiş olur muyum dedi. Kesilmesi kaydıyla Diyanet Vakfı dediği için biz kurumsal anlamda buna hassasiyet gösterdiklerinden vakıf kanalıyla bu kurban orada kesilmiş olacağından adağını orada kesilmek üzere bağışlayabilir ve adağını da yerine getirmiş olur. Güzel bir sevap da işlemiş olur. Allah kabul etsin. Peki. Allah kabul etsin. Ankara'dan bir telefonumuz daha mı var diyecektim. Kastamonu'ymuş efendim. Özür diliyorum. Gökhan Bey hattımızda. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi ben gençlerle biraz muhatap oluyorum. İşim gereği dini manada bazı soruları oluyor. Hı hı. Ve günümüzdeki gençlerde de çokça tesettür mevzusu gündeme geliyor. Şimdi ben tesettür erkeğe de kadına da farz diyebiliyorum. Evet. Ve farzın terki de büyük günahtır diye anlatıyorum. Ama tesettürle alakalı böyle araştırmalarımda hep günah ibaresi geçiyor. Hiç büyük günahlardan geçmiyor. Acaba ben yanlış mı yapıyorum? Tesettüre uymamak günah mıdır? Yoksa büyük günahlara girer mi? Bunu evet, öğrenmek istedim. Teşekkür ederiz efendim. İlgilendiğiniz genç arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün Kastamonu'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ne güzel genç arkadaşlarla birlikte olmak, onların özellikle dini anlamda onlara rehberlik ediyor olmak, tabii bilgimiz doğrultusunda. Bunlar kıymetli şeyler ama iyi öğrenmek, iyi bilmek lazım. Yönlendirmeyi iyi yapmak lazım. Tesettür süzlük bir büyük günah mıdır diye soruyu soralım. Allah razı olsun. Şimdi kardeşimiz büyük günah, büyük günahların sayımıyla ilgili olarak akaid kitaplarında farklı sayılar ifade edilir. Şüphesiz bunlardan en büyüğü Cenab-ı Hakk'a şirk koşmaktır. Tesettürle ilgili olarak ben izleyicilerimizin hatırında kalması adına programın başındaki bizim ilk tanıtım fragmanımızda en son şu cümleyi söylüyor bir kardeşimiz. Öğrenmek herkese farzdır. Evet. Örtünmek herkese farzdır. Akıl bali ergenlik çağına gelmiş her Müslümana. Erkeğin örtünmesi gereken yerleri farklı, kadının örtünmesi gereken yerleri farklı. İnkar etmediği müddetçe, yani böyle bir şey yok, nereden uyduruyorsunuz? Demediği örtünmek, sürece, tesettür diye bir şey yok diye inkar etmediği müddetçe günah işlemiştir bu kardeşimiz. Örtünmüyor olmasından dolayı, bakın inkar etmiyor.
Hı hı. Hatta öyle kardeşlerimiz var ki bakın normalde belki sokakta, metroda, otobüste gördüğünüzde ya bu insanın bu kadar hassas, bu kadar ince fikirli olması, dini ödevleri, görevleri konusunda bu kadar hassas olmasını falan çok tahmin edemediğiniz insanların bu konuda hassas olduklarını görürsünüz. Hasılı inkar etmiyor, reddetmiyor. Böyle bir dini vecibenin, dini ödevin, görevin varlığını reddetmiyorsa günah işliyordur. Bir yasağı çiğniyordur. Ama bunu büyük günah kapsamına sokmak şirk gibi, dinin temel emirlerinden birini inkar etmek gibi bir kapsama getirmek doğru değil. Günahtır, vebaldir, yanlış yapıyor ama reddetmiyor, inkar etmiyor ise biz bu kardeşimizin yaptığı hatanın telafisi için, kendisine çeki düzen vermesi için dua ederiz. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Atilla Bey'in selamları var. Namaz kıldığımız esnada rükuda ve secdede yaptığımız tesbihatların yerlerini karıştırsak. Yani Sübhane Rabbiyal Azim diyeceğimize Sübhane Rabbiyal Ala desek. Azim, Ala diyeceğimiz yerde de Azim desek ne olur? Sünneti terk etmiş olur. Sünnete aykırı bir iş yapmış olur. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden kısmetimiz açıldı. Evet hocam. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine vahiy devam ediyor, geliyor. Sebbih isme rabbikel a'la ellezî halaka fesevvâ ayeti gelince ic'alûhâ fî rükû'ikum subhâne rabbiyel a'la fesebbih bismi rabbikel azîm sırayla gidelim. Fesebbih bismi rabbikel azîm ayeti gelince ic'alûhâ fî rükû'ikum bunu rükûnuzda söyleyin. Subhane Rabbiyel Azim deyin. Daha sonra diğer ayet gelince Sebbih isme Rabbikel A'la ayeti gelince Subhane Rabbiyel A'la'yı da secdenizde söyleyin. Bu şu demek. Hocam bunu niye bu kadar uzun anlattın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun hangi formda nasıl yapılacağını bize öğretiyor. Bundan dolayı ben rükudaki Subhane Rabbiyel Azim yerine Subhane Rabbiyel A'la dersem namaza mani midir? Hatta seyyif secdesi falan da söyler bazıları. Böyle bir şey yok. Namaza mani değil. Sünnette olmayan ya da sünnetle belirlenmiş olan formun dışına çıkmışızdır. Namaza mani değildir. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Yani seyyif secdesine falan gerek yok. Hayır, hayır. Peki. Balıkesir'den bir telefonumuz var. Cemal Bey hattımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Cemal Bey. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Buyursunlar efendim. Zevkle dinliyoruz hocam. Allah razı olsun. Ama bak benim kısacık bir şeyim var. Buyurun. Akşam ezanı okunuyor burada. Biz daha namazı kılamadık sizi izlemek için yani. Günah giriyoruz artık bilmediğiniz ya. Burada bir 15 dakikalık bir reklam arası yapsanız tavsiye olarak bu. Benim sorum şu. Evet. Şimdi benim babamın bir yeri vardı böyle yaklaşık 3 dönüm. Hı hı. İçinde evler var, sayalar var, damlar var. Böyle değerli bir yer yani. Evet. Bunu biladere vermiş. Evet. 20-25 sene önce vermiş. Bize hiç öyle bir şey söylemediler. Yani biz burayı verdik. Bak oğlum biladerine verdik. Siz de bunu razı gelin falan diye böyle bir şey söylenmedi. Evet. Fakat bilader de öldü. Yani ecel geldi öldü. Allah rahmet eylesin. Biz bunu sonradan öğrendik. Üzüldük tabii. Bize hiçbir şey gelmemiş oldu oradan şey olarak. Şimdi zaman geçti. Çocukları aklı başına geldi. Dedim ki oğlum bak siz burada bu yer size kaldı. Bunun kalış şeklini siz de biliyorsunuz. Bize burada mesela 3 dönüm ya burası. Bana bir 300 metre yer verin. Ben de buraya bir ev yapayım. Ben de burada köyceğizimde yaşayayım dedim. Şimdi bunlar burada babayla girmiş oluyor mu? Bana dediler ki olmaz amca. Sen babamla dedemle sorumlusun dediler.
Bizim bir günahımız Cemal yok. Cemal amca, sana hocamız bir şey soracak ama. Cemal Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Rahmetli babanız hayattayken mi abinize burayı vermiş? Abimize de, benim küçük kardeşime vermiş. Küçük kardeşiniz hayattayken, babası, yani babanız henüz hayattayken mi bu işi yapmış? Evet, evet. Hayattayken. Anladım. Peki. De, yalnız bize söylenmedi, gizli bir şekilde olmuş. 15-20 senede bizden saklanmış bu. Peki. Cemal abi, Allah kolaylıklar versin. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Hayırlı akşamlar diliyorum. Dua beklerim senden de. Ne dersiniz hocam? Şimdi kişinin hayattayken kendi mülkünde dilediği tasarruflarda bulunma hakkı var. Yani şahıs kendi mülkünü dilediği şekilde kullanabilir. Bunu satabilirdi de beyefendinin babası bir başkasına. Ve bunu yaparken de kimseye sormak, kimseden izin alma yükümlülüğü, ödevi yoktu. Kendisi hayattayken muhtemel varislerinden birini diğerine tercih edecek tarzda, kardeşler arasına fitne girmesine sebep olacak tarzda birini diğerinden farklı tutup ona bir takım atiyede, ihsanda bulunup bir şeyler verip diğerini mahrum bırakmak şüphesiz kardeşler arasında fitneye sebep olur. Bu uygun değil. Beyefendinin kardeşinin çocuklarının söylediği biraz bilgi karışıklığı ya da kafa karışıklığı, ne derseniz deyin. Amca, burası size olmuyormuş dedikleri mirasla ilgili olan, yani kişi öldükten sonra zorunlu olarak Kur'an-ı Kerim'de belirtilen usullerle yapılan taksimatla ilgili bir dede mahrumu mevzuu var. Oraya girmeyeceğim, uzun mevzu. Ama kardeşlerimiz amcalarına buradan bir yer verirlerse iyi olur mu? Şüphesiz iyi olur. Yani onu da gönüllemiş olurlar. Ama vermek mecburiyetindeler mi? Vermeli midirler? Hayır. Babalarından kendilerine kalmış olan yerdir. Babalarının mirasıdır. Çocuklar bu sahip oldukları, miras yoluyla sahip oldukları mülkte aynen babaları nasıl hayattayken dilediği tasarruflarda bulunduysa onlar da özgür bir şekilde tasarrufta bulunurlar. Ama ben aile birlikteliği için. Ya amcanıza bir 300 dönüm, 300 metre yer verin diyorsunuz. Amcanızı gönülleyin, iyi yaparsınız. Aynen. Akrabalar arasında sevgi ve muhabbetin devam etmesine vesile olursunuz diye tavsiye ederiz. Eyvallah. Yani tabii biz olayı bilmiyoruz ama insan düşününce 3 dönüm yer içerisinde 300 metre bir yer amcaya da verilir diye ben yani kendi amcam olsa verirdim. Tokat'tan Ahmet Bey hattımızda. Alo. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ve aleykümselam, hayırlı akşamlar. Öğle namazının ilk sünneti müekked sünnet. Birinci oturuşta tehiyyattan sonra Allahümme salli ala Muhammed desek sehiv secdesi gerekir mi? Peki efendim, soralım. Dua bekleriz Ahmet Bey. Tokat'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Bazen insanın kafası dalgın oluyor ve bunu yapıyor hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dedik. Aklımıza geldi, kalktık hemen. Sehiv gerekir mi? Gerekir. Niye gerekir? Onu da söyleyelim. Neden? Yani sadece gerekir deyip geçmek çok bizim Din İşleri Yüksek Kurulu'nda da üzerinde önemli durduğumuz bir şeydir. Bir şey caizdir, caiz değildir demek karşı tarafı ya da vatandaşımızı ikna etmiyor ya da bir takım soru işaretleri kalıyor. Namazın içindeki rükünlerini biz sayarken ne diyoruz? İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud, kade-i ahirede yani son oturuşta teşehhüd miktarı oturmak. Dört rekatlı bu öğlenin sünneti gibi müekket sünnetlerin ikinci rekatında oturmak vaciptir. Ve bu ikinci rekatta oturduktan sonra ne var? Kıyam var. Bu kardeşimiz kıyamı geciktirdiği için yani farzı tehir ettiği için namazın sonunda sehiv secdesi yapması icap eder. Çünkü sehiv secdesi ya da yanılma secdesi
bir vacibin terk ya da tehirinden, bir farzın tekrarı ya da yerinden oynatılmasından, tehirinden dolayı sehiv secdesi ile bu noksanlığın, bu eksikliğin giderilmesi gerekir. Bu öğlenin sünneti gibi müekket sünnetlerin hemen tahiyattan sonra kıyama kalkılması gerekiyor. Bu kıyamı geciktirdiği için kardeşimiz muhtemelen ilmihal bilgisi olarak okumuş. Sadece ağzından Allahümme salli dedi hatırına geldi. Bundan dolayı hiçbir şey gerekmez. Bu bir gecikme değildir. Ama ala Muhammedin ifadesini de söylemişse ben bir mahalden okumuş olduğu sonucunu buradan çıkardım. Çünkü bu detay her yerde yok. Bu durumda kıyamı geciktirdiği için sehiv secdesiyle bu eksikliğini gidermesi icap eder. Peki efendim, teşekkür ederiz. Malatya'dan bir telefonumuz var. Halit Bey hattımızdaymış. Hoş geldiniz Halit Bey. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Ben hocama bir sorum olacak size. Şimdi diyorlar ki hocam mesela hani mezarlıkta olan otlar hani biçilmese daha caizdir. Niye? Acaba diyorlar ki karıncalar falan onda faydalanabilir. Bir de sorum şu olacak. Benim borcum var. Acaba kurban kesebilirim mi? Malatya'ya selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ol. Borcu varmış. Kurban kessin mi hocam? Ne dersiniz? Borcu var ise yani dinen zengin sayılan insanın yapması gereken bir ödev. Değerli kardeşimize de selam olsun. Çok enerjik geldi. Aynen öyle hocam. Ben de hiçbir şey söyleyemedim. Yani iki soruyu bir çırpıda soru verdi. Tebrik ediyoruz. Allah sağlık afiyet versin. Amin. İlk sorusu da şu. Hadi oraya da, orada geleceğim. Ben peki kısaca hocam notu aldım. Peki hocam. Hemen buradan devam edeyim diye. Kardeşimiz borcunu çıktıktan sonra 80.18 gram altın ya da onun karşılığı bir malı mülkü bir şey kalıyor mu? Bir mal varlığı, parası, altını, şuyu buyu var ise kurban kesecek. Yok hocam. Yani borcum var zaten ve ben borçluyum. Kesersen kurban yerine geçer, nafile kurban olur, Allah kabul etsin. Yani kurban kesmiş olursun. Ama kesmek zorunda değil. Kesmek zorunda değilsin. Bu sana ödev, sana bir görev değildir. Yaparsan aynen şeye benzer Furkan hocam. Yolculukta seferde olan birisi cuma namazı kılmak mecburiyetinde değil ya. Değil. Kılarsa öğleni kılmış olur. Bunun gibidir. Eyvallah hocam. Değerli izleyicilerimiz, izleyicimizin sorduğu diğer soru, mezarlıktaki otları biçmeli miyiz, biçebilir miyiz? Neden biçilmez? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde mezar başlarına, şimdi şehirlerde en yeşil yerler mezarlıklar kaldı. Maalesef. Maalesef. İnsanımız bunu biliyor. Oraya dikilen ağaç, oradaki yeşillik, her bir canlı kendi lisanıyla Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Bunlar yaş olduğu müddetçe buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orada bulunanlar için şefaat vesilesi olur. Belki azapları var ise bu azaplarının hafiflemesine sebep olur. Dolayısıyla mezarlıktaki otları biçmek, ağaçları kesmek caiz değildir. Ama hocam temizlik amacıyla dahi olsa bunları yapamaz mıyız? Ya da çok bu otlar iyice birbirine karışıyor, mezar yerleri dahi belli olmayacak hale geliyor. Bunları biçsek, hatta ihtiyacı olan, satın almak isteyen var, bunları muhtarlık ya da oradaki kamu idaresi bunları satıp yine kamu yararına kullanabilir mi? Kullanabilir. Yeşilliğin bütünüyle yok edilmesi, ağacın kesilmesi, yok edilmesi, otların bütünüyle yok edilmesi caiz değil. Onların varlığı oradakiler için bir şefaat vesilesidir. Onların azaplarının hafiflemesine sebep olur. Bununla bağlantılı belki, bilmiyorum, hatta bekleyenimiz var mı? Yok hocam, süremiz bitti ama. Çok kısa söyleyeyim. Hemen insanımızın aklına şu gelecek. Hocam peki mezarlıkta yetişen bir takım meyve ağaçlarındaki meyveleri yiyebilir miyiz? Bunu da sorarlar. Otlarını hadi biçmeyle ilgili söylediniz. Mezarlıkta yetişen meyvelerin yenilmesi caizdir. Bizim kaynaklarımızda bu var. Zaten ağaç dikince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurt, kuş, insanlar bundan yararlanırsa diyor ya. Tamam, demek ki yararlanılabiliyormuş. İnsanlar burada yetişen meyvelerden yiyebilirler mi? Halk arasında şöyle bir şey yaygın. Efendim unutkanlık yapar ve benzeri.
Çok zorunlu olmadıkça yemenizi tavsiye etmeyiz. Ama o ağacın oraya dikilme esprisi de zaten insan, ihtiyaç sahibi, canlı ondan yararlansın, istifade etsin diyedir. Bir kelimeyle ya da bir iki kelimeyle isteyeceğim hocam. Sevim Hanım demiş ki, caiz değil ne anlama geliyor? Bu bir kelime. Haram mıdır demiş yani. Bir kelimeyle söyleyemem de biraz anlatmam. Bir dakikaya sığdıralım. Bir dakikaya sığdırayım. Bakın caiz değil demek, bu haram olabileceği gibi tahrimen mekruh da olabilir. Caiz değil demek, izin verilmeyen, yapılması istenmeyen, dinin onaylamadığı, dinin yapılmasını hoş görmediği, tahrimen mekruh bağlamında belki bunu söyleyebiliriz. Din böyle bir şeye izin vermiyor. Yapmayın, yemeyin, içmeyin, bu işe bulaşmayın demektir caiz değil. Caiz ise bazen farz olabilir, bazen vacip olabilir, bazen mendup olabilir. Yani hocam ikindiden sonra kaza kılmak caiz mi? Bak farz bir şeyden söz ediyoruz. Namaz kılmak caiz değil diyor. Caizdir diyoruz ikindiden sonra. Kaza kılınabilir mi? Kaza nafile değil. Kaza caizdir. Bak bir kazadan söz ediyoruz. Veya hocam vitri vacip kılmak, şu saatte kılmak caiz midir? Caizdir. Bir vacipten söz ediyoruz. Hasılı caiz değil demek, din bunu istemiyor. Din buna onay vermiyor. Din bunu yapmamızı, bu işe girmemizi istemiyor. Onay vermiyor demektir. Bu anlama gelir. Bilmiyorum. Mutlak olarak haram anlamına gelmiyor yani. Hayır, mutlak haram anlamına gelmez. Eyvallah. Dediğim gibi bazen tahrime mekruh olur. Caiz değildir dediğimiz, bunu yapmayın, uygun değildir. Öbür türlü zaten bunu biz açıkça haramdır, yasaktır, din böyle bir şeye onay vermiyor diye söyleriz. Haramı net olarak ifade ederiz. Peki, hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, müstefit olduk. İnşallah tekrar program yapmak nasip olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki kim ilim arayışı içinde bir yola girerse Allah ona cennete giden bir yolu kolaylaştırır. İnşallah ilim, irfan yolunda evlatlarımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun, kardeşlerimizin işleri kolaylaşsın. Edindikleri bilgiler ahiret azığı olsun onlara. Ulaşmak istedikleri hedefe de ulaştırsın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandıracağız? Şafii mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, ne diyelim? Öğrenmek herkese farzdır.